vatandaşlar, Uludağ'da alan başkanlığı istemiyoruz başlıklı basın açıklamamıza hepiniz hoş geldiniz. Görüyoruz ki Bursalı'nın epey ilgisini çeken bir konu ve mutlu bize bu kadar kalabalık bir basın açıklamasına başlıyoruz. Şimdi Ormancılar Derneği Başkanımız basın açıklamasını okuyacak. Devamında biz de konular adına açıklamalarımızı yapacağız. Teşekkürler. Ben Bursa Ormancılar Derneği temsilcisiyim. Düzeltelim. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyoruz. Basın duyurumuz. Öncelikle alan başkanlığı kurulması istenen Uludağ hakkında kısa bir bilgi vermek istiyoruz. Uludağ 2543 metre yüksekliğiyle Marmara bölgesinin en yüksek dağı olup 1320 çeşit bitki, böcek ile çok sayıda ve türde yaban hayvanına ev sahipliği yapmaktadır. Ülkemizin ilk kış doğa sporları merkezidir. 1961 yılında milli park olarak ilan edilen 13.024 hektar büyüklüğündeki bu koruma alanı 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu hükümleri kapsamında yönetilmektedir. Birçok bilimsel araştırmanın da yapıldığı Uludağ Milli Parkı'nın %71'i orman örtüsüyle kaplıdır. Geriye kalan bölüm ise üzerinde sadece Uludağ'da yetişen, dünya literatüründe yer alan 32 endemik türün bulunduğu alp çayır alanları ile kayalık alanlardır. Birçok özelliği ve güzelliğiyle kış ve yaz aylarında ilgi gören Uludağ'ın yıllık ortalama ziyaretçi sayısı yaklaşık 2 milyondur. Bursa'mızın içme su kaynaklarının tamamına yakınını barındıran, su ihtiyacını karşılayan su kaynaklarına sahiptir. Güzellikleri anlatılmakla bitmeyen bu doğa cenneti, kurulması düşünülen alan başkanlığı ile büyük ölçüde tahrip edilecek ve geri dönüşümü olmayan sonuçlar doğuracaktır. Alan başkanlığını oluşturan komisyonda bulunan üyeler ağırlıklı olarak turizm temsilcilerinden oluşmakta olduğundan bu komisyonun alanda yapacağı uygulamalarının Uludağ'ı korumaya yönelik olmayacağı açıktır. Alan başkanlığının olumsuz örneği maalesef Kapadokya'da görülmektedir. Uludağ Milli Parkı'nın endemik türlerinin ağırlıklı olarak bulunduğu 2100 hektarlık bölümünün yönetimi kurulması istenen alan başkanlığına devredilecek ve bu alanda Milli Park yasası uygulanamayacaktır. Görmüş olduğunuz şu kırmızı alan Uludağ Milli Parkı'nı gösteriyor. Ortadaki yeşil alan ise kurulması düşünülen alan başkanlığının sınırlarını göstermektedir. Alan başkanlığının içerisindeki hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının mal varlıkları üzerinde tam yetkili olması, bu sınırlar içerisinde gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmaz mallar ile tesisleri kamulaştırma yetkisine sahip olması, burada yapılacak her tür ölçekte planların hazırlanması, uygulanması ve buna benzer daha nice kararların alınması ve uygulanması yetkisiyle donatılmış alan başkanlığı projesinin Uludağ Milli Parkı'na çok büyük zararlar vereceği aşikardır. Bu alanda yapılacak yeni otel zincirleri, yeni yerleşim yerleri, otoparklar, yeni yollar ve artacak nüfus mevcut doğal dokuya çok büyük zararlar verecektir. Bursa'mızı besleyen su kaynakları kirlenecek, endemik türler yok olacak, artacak yapılaşma sonucu bacalardan çıkan sıcaklık Uludağ'ın kış aylarındaki ortalama ısı değerini olumsuz yönde değiştirecektir. Bu nedenlerle Uludağ'da alan başkanlığı kurulması Uludağ'ımıza ve dolayısıyla Bursa'mıza getireceği olumsuz etkiler nedeniyle Uludağ'da alan başkanlığı kurulması ve milli park olarak yönetilmeye devam edilmesi konusunu kamuoyuna saygıyla arz ederiz. Türkiye Ormancılar Derneği Bursa Temsilciliği, TUMO Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Bursa Barosu Başkanlığı, Doğader, Bursa Akademik Odalar Birliği Dönem Sözcülüğü, Tarım Orkamsel, Bursa Şube Başkanlığı. Hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz efendim.